Abi millet Leyley ve Andy'nin tabutuna devam ediyoruz ama ben nerede kaldığımızı, ne yaptığımızı unuttum. En son bir plan yapıyorduk. Şimdi bu bekçi burada öldü. Bunun konuyla alakası yok. Ama biz burada ritüel başlatıp telsizle diğer bekçiyi çağıracağız ama bunun için diğer kadını kullanacakmışız. Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ya. Konu biraz karıştı ama aslında çok sade. Buradan kendi evimize girdik. Niye yaptık bilmiyorum. Artık bütün kapıları falan açabilir ya anladın mı? Bu rahatlık güzel. Kapılardaki şu ibarelerin e, kan grubu olduğunu söylediniz ve bence çok mantıklı. Çünkü şu odada bakın. Yani bunu nasıl aklıma gelmedi? Abi ne düşündüm acaba? Ama ama ha o niye biliyor musun? Bekçi bana şey demişti. B tipi dediği zaman ben orada hemen farklı düşündüm. Bakın. Ama hadi ama. Buradaki dosyalara biliyorsunuz işte arkadaşlar. Kan gruplarıyla şey daha doğrusu organ nakli ile alakalı bir şeyler yazıyor. Tamam. Şimdi gideceğim. Ya burada müziği açabiliyor mu mesela denim mi? Açamıyorum. Tamam. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Lanet olsun hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok güzel. <laughs> Galiba şöyle bir şey. Nereye gideceksin? Cehennemin dibine mümkünse. Pekala. Şimdi 302'deki kadını bir şekilde rahatsız edip ama yani Dur bakalım. Yine mi siz ikiniz? Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Size sormayı unuttuğumuz son bir şey daha var. Ne? Kendimi açıkça ifade ettiğimi sanıyordum. Abla niye bu kadar sinirlisin ya? Allah Allah. Lan ne istiyorsun? Oğlum bu arada Andrew çok agresife bağladı ya. Artık yapacağı hareketleri kendi de kontrol edemiyor. Hey çekil üstümden. Ha siktir direkt satırı boğazına çekmiş. bu, bu çocuk harbiden ne yapacağını söylüyorum iyi dinle. Telsizin öbür ucundaki bekçiyle cilve... Tamam bu kadını kullanacakmışız. Bunları cilveleştireceğiz. Ha? Ona senin ve arkadaşının 405 numaralı odada iyi vakit geçirmek istediğini söyleyeceksin. Bir grup çalışması yapacağını söyleyeceksin tamam mı? Beni iyi dinle. ne <laughs> anlamadım. Sadece şunu anlamalısın. Eğer dediklerimizi yapmazsan boğazını keseceğiz. Nasıl? Hayır hayır lütfen yapacağım. Ona istediği şeyleri söyleyeceğim. Hadi o zaman yap. Pekala. Şimdi telsizi açtım. Kadın bekçiye diğer odaya işte şu cesedin ölü olduğu odaya gelmesini söyleyecek. Adam oraya gelmeden benim oraya gidip hem mumları yakmam hem de müziği çalıştırmam gerekiyor. Eğer bunu yapamazsam lanet farklı bir son olabilir. Merhaba. Aa, kim var orada? Hey Dave benim. Oo isimler falan da öğrenilmiş. Bunlar bayağı ileri gitmiş. Malcolm Malcolm nerede? E Malcolm burada, benimle 405 numaralı odada. Sen de katılmak ister miydin? Davet ediyorsun ha? Yani eğer iyi vakit geçirmek istiyorsan yani. Orada olacağım, her zaman iyi vakit geçirmek için varım. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Ehehe. Tamam gel, gel bekçi gel. 405 numaralı oda mıydı? Sanırım o tuhaf adam harbiden ölmüş. Ne? <laughs> Hiçbir şey. Hemen orada olacağım. Tatlın bekle. Konuşma orada kestin. Tamam. Güzel hadi gidelim. Şimdi onu bırakırsam sen... Bir şey yapmayacak Andrew. Hiçbir şey yapmayacak. Şu aptal... Hiçbir şey yapmayacağım. Söz veriyorum. Git işini bitir. Bitir. Okey tamam ben yapayım. Doğru doğru. Bu arada Andrew burada mantıklı olanı yapıyor. Eşli eşli doğru olanı yapıyor. Ne yürüsene aptal. Peki. Doğru doğru mantıklı. Ay evet neredeyse unutuyordum. Leyley yakala. Andrew bana bir şey fırlatıyor. Bana satırı fırlatmaz herhalde. Çakmak. Teşekkür ederim. Ritüeli bitirmek için hızlıca geri dönüyorsun. Bu arada hemen mumları yakacağım. Müziği açacağım. Sonra dolaba saklanacağım. Neler olduğunu gerçekten görmek istiyorum. Müzik açılsın mı? Evet. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Ananı... Lan burada bir şey var. Ee, bir dakika dur. Hay Allah bana adımı mı soruyorsun insan? Abi ben dolaba girecektim. Yanlış oldu bir dakika. Hı? Ne sunuyorsun? Sıçtık beceremedim mi? Adı için ödemek istemiyorum. Malcolm. Ananı kim Malcolm? Beceremedim mi? Adı için ödemek istemiyorum. Bir dakika. <laughs> A geldi. Buradayım. Biraz karanlık değil mi? Ve bu tür müzik açıkken bunu yapamam o yüzden. Ne o yüzden ne? Şok olan bekçi silahına uzanır. İşte onu kurban ediyorum. Eşli gene akıllı bir hamle. Ne? Aa! Şeytan da ne kadar söz dinliyor. <laughs> yani nasıldı? İş rengine sahip olan ruh. Sana bunu takdim ediyorum. İş rengine mi? Tanımlanamayan küçük cisim aldın. Ara sıra görünen bir kehanet rüyası için onu sakla. İlerideki sorunları görmek için. Teşekkür ederim şeytan. Ya e... Eşli'nin bir şeytanla anlaşması kimi şaşırtır bence kimseyi şaşırtmaz çünkü bu kız zaten bir şeytan. Varlık gitti ve hala hayattasın bekçilerin aksine. Her şey çok hızlı oldu. Adını alamadım bir iyilik de istemedim. Sadece istediğini yaptı ve bana kesinlikle iblis ceplerinde duran rastgele bir çöpü verdi. Ama bunun önemi yok. Bekçi öldü ve bir tane bile kehanet rüyası görsem aşırı iyi olur. Bu arada yattığım anda göreceğim rüyayı aşırı merak ediyorum. Ruhunun görünüşte yapışkan, zifiri karanlık bir karmaşa olduğu gerçeğini düşünmemeye karar veriyorsun. Evet bu arada şeytanla iletişime geçtikten sonra artık ben artık eski eşli değilim. Sanırım bunu biliyordun zaten. Pekala. Şimdi gidip bizim çocuğu çağıracağız. Sen ne durumdasın lan? Malcolm. Pardon Malcolm bu ölen adam. Bunun adı Dave. Tamam isimleri karıştırmayalım lütfen. Ölen adam Malcolm. Çünkü adam telsizde Malcolm nerede demişti. Yani Malcolm öldü. O da kadın değil, da ona Dave demişti. İkinci katın anahtarını aldın. Silah aldın. Sonunda Andy'yi vurma zamanı geldi. Bu bir şaka. Bu, bu, bu gördüğüm en komik şaka. Şaka yapıyorum. en şaka yaptığını biliyordum. Amına kodum orospusu. Şaka yaptığını biliyordum. Yani şaka deme lütfen. Gerçi muhtemelen kadını vuracağım. Oh, eşli kadının güzel olduğunu söylemişti. Müziği kapatalım. CD çalar bozulmuş gibi görünüyor. Ne üzücü. Buradan çıkmayacağım. Bizim evden çıkacağım. Hey asla delil bırakmam. Asla. Lanet olsun. Yorumlarınız inanılmaz güzel. Yani garip garip yorumlar da var. Fuck off diyorum o yorumlara. Şimdi ben yeni katın aldım ama 4. kata şeye gidip nereye gideceksin? Üçüncü kat. 302'ye bir gün bunlar yiyişiyormuş düşünsene. Eğer yiyiştiklerini görürsem kadını vururum. Yo vurmam. Kadını öldürmüş. Ya sen ananı senin Allah seni sen salaksın. Ya sen Andrew ne kadar gerizekalı bir öküzsün sen ya. Abi bu çocuk niye böyle oldu ya? Ne oldu? E anasını siktim. Öldürmem mi gerekiyordu? Gerizekalı öküz. Nasıl yani? Onu ye yerinde tuttuğunu sanıyordum. Bıraktı. Aa bak. Bir şey söyleyeceğim. Bazıları yorumlarda Andrew'i savunmuş. Bak yemin ediyorum oynadığım oyunlardaki en salak karakter olabilir. O kadar gerizekalı ki. Ve o kadar düşüncesiz ki. Yemin ediyorum tam bir mal. Neden? İşin uzun sürdüğü için satır bende olduğu sürece hiçbir şey yapmayacağını düşündüm. Ananı sikim ben böyle bir salaklık görmedim. Sen gördüm en... Neyse ya. Dersini aldın ama kadın ölmüş. Bırak da eşliği öldürseydik. İkinci... Oğlum 30 dakika içinde iki insan öldürdün. Ne kadar ilginç. Şansını denemek istedim. Neden sizce? Ne demek istiyorsun? Kadının güzel olduğunu söylemiştin. Bir dakika. Ee? Ona hiçbir şey yapmadım. Evet evet ben de neden arkada kalmak için ısrar ettiğini merak ediyordum. <laughs> ben belki tarafından vurulma tehlikesiyle karşı karşıyayken Andrew şey peşinde. Kadının şu anda ölü olduğunu farkındasın değil mi? Farkındayım gerizekalı. Ne yazık ki. Olmaz demiştir. <laughs> şu an eşli şey diyor. Kadına yeltenmeye çalıştın. O da olmaz dedi. Kadını öldürdün. Andrew bu Andrew bu profilde biri değil ya. Ona, onun gitmesine izin vermez senin suçun. Tanrım konu kadınlara gelince bu kadar aptal olduğuna inanamıyorum. Son kez söylüyorum onunla sevişmeye çalışmadım. Ya ben de bu arada buna inanıyorum bu salak asla öyle bir şey yapamaz. Ve sevişseydim bile ki yapam, yapmadım ne olmuş yani? O artık ölü. <laughs> tamam o zaman sorun yok bunu öğrendiğim iyi oldu. Tanrım böyle olmandan nefret ediyorum senin sorunun ne? Senin sorunun ne ya? Oyunun son bölümlerinde inanılmaz salaklaştın. Her siktiğim seferinde aynen her zaman. Ne zaman bir neyse. <laughs> evet bekar değilim sana ne. <laughs> her zaman aynı şey. Tamam dur buralar biraz. <laughs> doğru değil. Evet doğru. Şimdi kesinlikle bunu tartışmanın zamanı değil. Bu arada iki tane bekçi ölü bir şekilde orada duruyor ve biz yeni bir kat anahtarı aldık. Hadi bırakalım şunları. Şu anda önceliğim buradan çıkmak. Önceliğin ben olmalıyım. Ya ben lan ve de aşk hayatımdan siktirip gider misin eşli? Abi konuyu buraya nasıl getirebildiniz? Arkanda ölmüş bir kadın, aşağı katta iki tane ölmüş adam var ve bir şeytan ortalıkta geziyor ve bizim kız bir muska aldı. Ne demeye çalışıyoruz? Bilmem. Kesinlikle sen onu taciz falan ettikten sonra kız arkadaşım beni terk etmedi. Oo bir dakika. Şimdi bildiğimizin dışında bir hikaye daha var galiba. Andrew'in kız arkadaşları devamlı taciz edilip Andrew'den ayrılıyormuş ve bunun belki tırnak içinde bir nedeni var. Ne sana söyledim mi? Nasıl bir dedikodu? Hayatında böyle ağzı yalama olmuş fahişeler olmaması daha iyi. Yani o gerçekten sendin. Evet tek yaptığım senin için gereksiz birini hayatından ayıklamaktı. Oha ya bu arada Eşli, ya eşli karakteri psikopat yamyam Yam ve aynı zamanda bir yandere. Rica ederim. <laughs> <Ben> rica <laughs> Ve sana ihtiyacım olduğunda beni görmeden gelmeyi bırakırsan kimseyi taciz etmem. Tamam mı? <laughs> her zaman bir şeye ihtiyacım var. Biriyle buluşmam gerektiği anda her zaman bir saçmalık uyduruyorsun. Bahse girerim senin haberin olmadan tuvalete bile gideme gidemediğimden burayı çok seviyorsundur. Aaa Andrew'dan mantıklı bir cümle. Ya ben de bahse girerim kendimi öldürmem hoşuna gider. Bu nereden çıktı ben... Siktir. Bu da senin tuzak sorularından biri değil mi? <laughs> Hoşuna giderdi. Bunu zaten biliyorum. İstediğin yerdeyim değil mi? <laughs> o zaman yapacağım. Yapabilirim sadece senin için. Biliyorsun tam da buna uygun bir şeyim var. Eskisi gibi yine senin emrine amade oldum. Oğlum bu kız var ya çok akıl oyunlarını çok iyi yapıyor. Andrew salak bu arada. Ya Bu arada bir dakika. Kız evet yapıyor ama Andrew de salak. Ne? Hayır. Siktir git Andrew. Burada kötü adam benmişim gibi davranmaz. Burada kötü adam sensin. Ben hiçbir zaman seni bir şey yapmaya zorlamadım ama her zaman yapmak istemiyorum, yapmak istemiyorum diyorsun. Peki söyle o zaman ne istiyorsun? Ya buradan çıkmak istiyor. Gördün mü eğer söylediklerimin tek kelimesini bile dinleseydin bilirdin. Neden artık benimle vakit geçirme? Ay delireceğim kadın kokmaya başladı hadi ya. Geçtiğimiz 3 ay boyunca seninle vakit geçirmekten başka hiçbir şey yapmadım Ashley. Peki o zaman neden artık arkadaş değiliz? Hayır tabii ki öyleyiz. Sadece of gene çocuğu sıkıştırdı. Bu, bu var ya manipülasyonu çok iyi yapıyor ya. Unut bunu şimdilik gidebilir. Bak çocuk bir şey söyleyemiyor. Sadece ne? Gidebilir miyiz Ashley? Hayır cevap ver bana. Ne söylemek üzereydin? Kal o zaman ben gidiyorum. Abi delireceğim. Çocuğu çıkarmıyor odadan. Benim hakkımda bu kadar kötü olan ne? <laughs> Sana göz kulak oluyordum. Kardeşlerin yaptığı da bu değil mi? O zaman kardeşim gibi davran. Seni ucube. Dur. Ne konuş benimle. Benim hatam değil. Bizi buraya kilitlemedim. Kulisti öldürmedim. Bekçiyi de öldürmedim. Oh, kadını da hangisini? İkisini de sen yaptın ve iblis. <laughs> ben tamamen mazum. Aa iblis olayını bilmiyor bu arada. Biz iblisle konuştuk lan. Tek bir ruha bile zararım dokunmadı. Tabii ki dokunmadı. Hepsini bana yaptırdın. Ya geri zekalı. Dolaptayken adamın kafasını kes diyen o muydu? Ya da şu kadını şöyle öldür diyen. Sana bir bok yaptırmadım Andrew. O piçi tek başına doğradın. Ve burada yaptığın her şeyi kendin yapmayı seçtin. <laughs> Ve tahmin et ne oldu Andy? Yapma. <laughs> Bak dört harfi oraya sanki. Abi. O kız öldü. O kızın öldüğüne eminim. O kızın 7. cenaze namazından yazıyorum. O kız öldü. Evet bu arada oraya sen kilitledin. Oğlum Ashley. Sen seni biliyorum. Senin karakterini biliyorum. Bunu biliyorum. Ve amcık oracık da boğuldu. <laughs> Uyurken bunu düşündüm ve ağla. Andy zavallı Andy'ciğim. Deli bu kız ya. Yani cidden de bunları söyledin. Ne yani doğru. Bunlar bu arada doğru. <laughs> bunu yapmayı sen seçtin Andy. Ve sen beni seçtin. <laughs> sen beni seçtin beni. Deli amrakoy bu ya. Seni dönek sikiki abi. Beni seçtin. Sen seçtin. Sen eyvah işte delirdi. Taşlarını yolluyor bizinkinin. Ah! bir dakika. Yani sanırım buradan birlikte oha Endre bizi öldürmeyi mi deneyecek? Hadi ama bunu yapamaz. Yapamazsın. Ha <laughs> ha. Yapmayacaksın. Lanet olsun. Çok iyi tanıyor. Yapamazsın çünkü konuşabileceğin tek kişi benim. Geceleri uyuyamadığında ve buna dayanamadığında bu durumu ortadan kaldırılabilecek tek kişi benim. Ne güzel, uyuyamamın tek sebebi senken. Ben şimdi gitmek istiyorum, Andy ile. Dur bakalım yiyecek mi lokmayı? Artık gitmeye hazırım. Gibi mi gideceksin? Aa boğularak mı gitmek istiyorsun demek istedi. Oo, oo lanet olsun. Tabii ki hayır. Yakalanmadan bu apartmanı terk etmek istiyorum, Andy. Seninle şimdi gidebilir miyiz? Ben de gitmek isterdim ama şu an beni o kadar çok kızdırıyorsun ki. Şimdi gideceğiz ve sonra bir kriz daha geçireceksin. Evet muhtemelen geçireceğim. Hem de öyle bir geçireceğim ki. Evet bu riski göze alabilir miyim bilmiyorum. Belki de seni öldürürüm ve bu iş öylece biter. Gerçi yapmamak için ikna edici bir neden bulabilirsen yapmam. Haha <laughs> Neşli'ye bu topu at ve izle. Zaten söyledim. O durum için uyku hapları var. Beraber uyuma konusunda şey yaparız diyordu. Evet tamam hiçbir şeyim yok. Ama seninle gelmeyi çok isterim. <laughs> Ama beni terk etmeyi planlıyorsan siktir git. Eğer sadece ikimiz olmayacaksa unut gitsin. Andrew'i gene vurdu bir yerinden. Bırakacak. Bırakır her zaman. <laughs> Benim. Umurumda değil. İyi ki boğuldu. <laughs> şey için diyor galiba. Öyle olduğunu biliyorum. Kimse bizim yaptığımızı bilmiyor. Yani ne önemi var? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Az önce aklıma Oprah filmi geldi. Bilenler bilir. Kız boynuna bir tane şey takar ve bunu takmasının sebebi altındaki morlukları gizlemektir. Az önce eşli de böyle bir şey gördüm lan. Sadece biz olduğumuz sürece uslu duracağını mı söylüyorsun? Sen uslu durursan ben de dururum. Bu işler böyledir değil mi? Seni kim bilir? Gerçi ilk olarak buradan çıkacağımızı varsayıyorum. <laughs> Doğru. Görevimiz devam ediyor. <laughs> bu bölüme ne isim vermiştik Andy? Andy Wendy'nin bilmem neydi ya ne demiştik? Tamam ama artık Andy olmayacağım. Ne? O çok omurgasız. Ve Leyley'den inanılmaz bir şekilde nefret ediyorum. Ne? Burada kalıp Andy ile birlikte ölse iyi olur. Böylece sen ve ben gidebiliriz. <laughs> Peki. Sen nasıl istersen ne diyecek bakalım? Seni seviyorum ama çok yorucusun. <laughs> Saçmalama gayet de neşeliyim ben. Hadi gidelim ve oğlum eşli gene manipülesini yaptı ya. Allah'ım etrafta insanlar ölüyor ve eşli hiçbirine dokunmadı. Oğlum kız o kadar şey ki <laughs> bekçiyi bile şeytanı öldürttürdü. What the fuck? Tamamdır ikinci katın anahtarı ve ayrıca bekçinin silahı bende. Beni henüz vurmadığınıza şaşırdım. <laughs> ha belki sonra. Tamam silahın bizde olduğunu biliyor. Bu bu bilmiyorum ne içeri. Haydi buradan çıkalım Andrew. Aa Andrew dedi. Bir dakika. Şu kıza bir kere daha bakacağım. Taş gibi ölü. Mutluluğun ölçülemez. <laughs> Taş gibi de bu, bu, bir, bu bir kelime oyunu mu? Orayı zaten kontrol etmiştim. Hiçbir şey yok. Abi bir hanımefendinin tuvaletini mi gözetliyordu? Ne için? Onun kanın üzerinden temizlemem gerekti. Doğru. Özür kabul edildi. Teşekkürler. <laughs> ya eşli, Kafan niye direkt oraya gidiyor senin? Ne yani ne? Bu çivi tabancasının olayını da anladık. Burada ne olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Belki Andrew gerçekten kadına sarkıntılık yaptı diyeceğim. Ama kadın... Bilmiyorum ya lanet olsun. Pekala. Ee, bir saniye. Şuralara da bir bakalım. Biz yeni bir yere gideceğiz. Biz kaçıncı katın anahtarını aldık? Kat 2'nin anahtarını aldık. Tamam. Tanımlanamayan küçük isim. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına gelin. Bir dakika. Ah, ikinci kat gelmiş. Ben bir dörde gideceğim. Ben bir... Bir uyuyalım mı? Uyu, uyumayı bu arada kabul etmeyeceğine eminim çünkü şu an gidiyoruz. Andrew büyük ihtimal anama söyleyecek. <laughs> bir dakika. Bir kere yatmayı deniyor. Andrew bir siktirip gider misin? Andrew uyusak şu tılsım çalışmasını merak ediyorum. Bize... Şeytanın dediğine göre... Bize ileride olacak kötülükleri... Gel Andrew sana göstereyim bak. Şeytan nasıl öldürüyormuş bak. Gel. Bakalım yorum yapacak mı? Bak burada. Bir yorum yap lan. Allah Allah burayı görünce bir tepki vermedi. Neyse devam. İkinci kata gidiyoruz. Yeni yer. Bakalım ne olacak. Oo, oh, okey. 203, 202 ve 201. Ve bir tane bir tane kapı açık. Notlara bakalım, kan gruplarına bakalım. Burada eksi, burada x yazanlar büyük ihtimal ölmüş oluyor. Evet, kesinlikle. Tamam, şu koltuğa bakalım. Abi etrafa o kadar iyi bakmam gerekiyor ki küçük bir detayın bütün hikayeyi değiştirebildiği oyun türü. Bunu bilirsiniz. Şuradan gideceğiz herhalde. Aha bak açık bir pencere. Harika atla. Beni kışkırtma Andrew. Yani yalnızca ikinci kat. Gerçekten bununla şansını denemek istemezsin. Karesini aşağı inmek için kullanabileceğimiz bir ip ya da başka bir şey yok mu? Çok iyi dedin. Çok iyi dedin onu. Bir ip. Silah var Andrew'i vurmak için. Bir saniye. Asansör bozuk. Şimdi buraya tıkladıktan sonra bunlar açık. Ya bir dakika bir şey gördüm. Ya bu halıyı kullanarak pencereden aşağı inersek Gerçi bunu nasıl güvence altına alacağımız hani Halılar bu arada inanılmaz ee, sağlam olur. Bence mantıklı ama iyi ben inerken sen onu tut. Ya evet ve sen yere indiğinde kollarını atlayacağım. <laughs> bunu gerçekten işe yarar mı dersin? Belki tam tersini yapsak. Bu arada evet ilk Andrew insin. Kesinlikle hayır. Aşağı inerken halıyı yerinde tutacak bir şey bu, bu mı? Oha. Oha Andrew'den 89 IQ bir cevap. Tamam şimdilik pencerenin yanında bırakalım. Halıyı aldın. Tamam. Şimdi. Halıyı sabitlemek için bir şeye ihtiyacınız var. Bak sen şu işe. Koltuk mu? Gerçekten o koltuğu taşıyacağız mı? Gel bakayım Andrew taşıyabilir miyiz bakalım. Hadi ama bu koltuğu taşımamız gerekiyor. Hmm bir düşünelim bir düşünelim. Cesetleri buraya mı? Oh, bir şey söyleyeceğim bu fikir gerçekten. Bir üçüncü kata gelsene. Gerçekten olabilir mi ya? Bir dakika cesedi alalım yapacak mı çar? Yok yapmadı. Bir dakika bir şey geldi. Bir şey gözüktü. Bak bir şey gözüküyor gidiyor. Çivi tabancasını aldın. Hmm, çivi tabancasıyla çakmak isteyecek galiba. Oha mantıklı. Pekala gel bir deneyelim. Çivi tabancasıyla halıyı bizi tutamaz ki ama gerçi biz ikiye bir gidelim. Halıyı çakalım. Gel bakalım. İkiniz halıyı duvara sabitlemek için çivi tabancasını kullandınız. Güvenli görünmüyor. Güvenli görünmüyor dedi bu arada. Başka bir şey olmalı. Ben gidiyorum. Çok güvenli olmasa bile halı inişimi yavaşlatabilir. Mantıklı. Yani sönerim. Öf tamam ilk sen in o zaman. Tabii ki de ilk ben ineceğim. Ben bir hanımefendiyim. Hiç hanımefendiye yakışmayan bir şekilde aşağı iniyorsun. Ah oh, indik lan. Dışarıdayız lan. Hani... Oğlum başardık lan. Burası da bir dakika bu, bu sahne ben nereden hatırlıyorum? Peki şimdi ne olacak? Şimdi yapacağımız şey şehri terk etmek olacak. Sonra da bir büfe restoran bulacağız. Oo. Ardından da hayatlarımıza devam etmek için birinin kimliğini çalacağız. Baya kolay ha. Polise hiçbir zaman temasa geçmediğimiz sürece sessiz bir hayat yaşayıp öleceğiz. Bak sen yazdın böyle olacak ha. Senin şu an kız kardeşinin cebinde şeytanlara ait bir muska var. Her şeyi ayarladın demek. Aman tanrım ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok Ashley. <laughs> Önce yapılacaklar şehri terk edip bir restoran bulacağız. <laughs> Şöyle turistik bir yere gidelim. Belki bazı turistlerin kimliği düşürür. Sonra da bunu kullanarak bir yer kiralarız. Ne benim ki bir yerlerde angarya işlerde buluruz. Ben o zaman bile bunu işe yarayacağını düşünmüyor. Kapa çeneni kapa çeneni. Her şey yoluna girecek. Yoksa bir köprünün altında falan yaşarız herhalde. Troller gibi karşıya geçmek için geçiş ücretini ödemeyenleri yiyeceğiz. Bir şey söyleyeceğim. O mü siz, siz daha güvendeymişsiniz ya. Nasıl gülebiliyorsun? Hiç de komik değil. Gülmekten başka ne yapabilirsin ki? Her şey berbat oldu. <laughs> Sakinleş. Sakinim otobüse binerek başlayalım. Otobüse binecek paranız var mı lan? Ben mutluyum. Ben de oradan çıktığım için mutluyum. Onun dışında panik ataktan kıl payı uzaktayım sorduğun için teşekkürler. <laughs> sen daha önce söylemedim ama sen aşağıdayken çağırdığım arkadaşım bana bir hediye verdi. Evet. Arkadaşın mı oldu? Ne ara? Umurumda mı? Andy bu çok önemli bir şey. Sözleşimde uykumda geleceğe dair rüyalar görmem gerekiyor. Ama kim bilir. Umarım öyledir. Konu bazı şeylerden kaçınmak olduğunda faydalı olabilir. Evet böylece biraz rahatlayabilirsin. Gözlerimi açık tutacağım. Tamam. <laughs> ama bu aynı zamanda artık gidemeyeceğin anlamına da geliyor. Ben ne sıkışıp kaldın. Andrew. Aynı tas aynı ama. <laughs> tamam. Sıkıştın ha, öyle mi? <laughs> evet evet tamamen sıkışıp kaldım. <laughs> ya neyse bir şey demeyeceğim. Allah'ım inşallah üvey çıkın ne olur ya. Bir otobüse binip buradan defolup gidiyorsun. Vın piçler birinci bölüm sonu. Oha bir dakika. Ne? E sonra? Kaydetmek falan ister misin? Evet tabi hayır siktir git. Hayır hayır isterim. 5'e kaydettim. Bölüm 2. Graveler. Dur, bölüm 2'ye geçtik. Allah'ım. <laughs> Öyle yeminden kalanları bitiriyorsun. Davranışlarının sonuçları iyi ki hala sana ulaşmadı. Gazetede ilginç hiçbir şey yok değil mi? Bu arada şurada bir kız var. Eat food'dayız. Okumayı bitirmedim. Bir hafta oldu artık bir şeyin olma ihtimali yok. Sadece bakmama izin ver. Of çok sıkıldım. Bir dakika gazeteyi yakıyor bizimki. Burada daha ne kadar kalacağız? Paramızın bitmesine az kaldı. Oğlum bunlar deli ya. <laughs> Teknik olarak benim param var. Çakma aldı elinden. <laughs> sadece banka eğrimi belli etmeden kullanamam. Yani paran yok. <laughs> Ve neden yapmak istediğim her şey için kimliğimi kontrol etmeleri gerektiğini anlamıyorum. İşte bu yüzden. Bir bekçi, bir kadını, birkaç tane insanı öldürmüş biri olabilirsin. O yüzden. <laughs> Sikkem sadece bir otelde kalmak istedim. Otelin neden benim kimliğimi görmesi gerekiyor ki? İşte bu yüzden. Peşin ödeme yapıyorum değil mi? Yani para ödemen kaçak değilim. <laughs> Yürü git motelde yeterince iyi. İyi değil. Yemin ederim dün gece silah sesleri duydum. Aa bu arada bize silah var. Yoksa sen miydin? <laughs> ben hiçbir şey vurmadım. Henüz. <laughs> ah ne? Sanırım silahımı odada unuttum. Ha siktir. Keşke her konuda umursamaz tavırlar sergilemesen. Hey ikimiz her zaman küçük şeyler üzerine kafayı yiyemeyiz. <laughs> Doğru. Birisi içeri girip lanet şeyi almadan önce motele dönelim. Tamam. Motele döneceğiz. Arkadaşlar gene 30 dakika yakın olmuş. Her bölüm 30 dakika yakın yapmaya çalışıyorum. İkinci bölümdeyiz. Baya baya o lanet yerden çıktık. Üzerimizde bir şeytan muskası var ve bir moteldeyiz. Bakalım bizimkileri neler bekliyor göreceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.